Herkese selamlar. Yepyeni bir Obsidian Bannerlord Tarkan videosuyla karşınızdayım. Dün yayın olmadı bildiğiniz üzere. Bugün de gece açmayı düşünüyorum. Ama ufak tefek birkaç işim var. Eğer açamazsam bizleri cuma, cumartesi, pazar gün çok uzun yayınlar bekliyor. Eksiklerim var zaten, işlerim birikti. Yayınların aksaması konusunda kusura bakmayın şimdiden. Bir de modlarla ilgili bir durum belirtmiştim. Bu hafta çekecektim normalde ama henüz başlayamadım. En kötü birkaç bölümde olsa iki moddan da çekmeyi düşünüyorum. Bu hafta onları sizlerle buluşturacağım. Elimden geldiğince 2 ay, 3 aydır yaklaşık her gün öğlen 1'de Bannerlord atıyoruz. Yayın açsak da açmasak da bunu sizlerle elimden geldiğince buluşturmaya çalışıyorum. Hiç aksamadı bu zamana kadar. Umarım aksamaz. Bazen öğlen 4'te attığımız diğer oyun videolarına içeriğim kalmayabiliyor. Onun için kusura bakmayın. Bu ara biraz yoğunluk var. Ama önümüzdeki hafta itibariyle ve Nisan itibariyle kaldığımız yerden hatta üstüne koyarak da günde 2 değil 3 video çıkartacağım. Yoğun dolu dolu yeni bir ay bekliyor bizi. Ama şimdiden elimden geldiğince sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Ve Tarkan ile bakalım başımıza neler gelecek. Koridor intikamını alabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere Daimatya'yı almıştık. Tatlı bir savaş yaşamıştık. Arkasından Blandi olsun, Batanya olsun bize savaş açtılar. Kuyazı kuşatıyorlar. Yetişemem oraya. Muhtemelen zaten alırlar. Ve burada bir ufak savaş yaptığımız için ordu sayım çok düştü. 25 askerim gelişmiş. Hemen geliştireyim o enayileri. Bayağı düştü. Yani 280-300 kişi falanız şu anda. O yüzden bir götüm götüm giderek biraz orduyu toplayalım, güçlendirelim. Yetişebildiğimiz kadarını yetişiriz. Sıkıntı yok. Şöyle alalım bizim dayıları, süvarilerimizi. Elimizden geldiğince savaş yetişmeye çalışacağız efendim. Daimatya'nın yeni sahibi. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Takılın, kimseye oy vermiyorum amına. Anne. Uykucu Miloş'u kaybetmişiz. Ah ulan. Geçelim abi şöyle kale köylerinden elit askerleri toplayalım. Ondan sonra bizim o tarafa gidip biraz da atlı okçu toplarız. Böyle genci olarak alalım. 365 demiş. Bakalım hemen baba. Ne durumdayız? Bunları zaten atacağım. Bunları o yüzden şimdi atabilirim de hatta. Hiç nüfuza zaten ihtiyacımız yok. O yüzden bağışlamayalım. Şimdi şöyle yaptık. Okçularımızı şöyle bir alalım abi. Şimdi süvari yeteri kadar var gibi. 10 burada var. 110 desen 120 yapsa 123, 124, 130. Yani 140-150 tane süvari var. Ama atlı okçu sayımız az, o yüzden biraz atlı okçu almamız lazım. Daha fazla şey almayacağım. Süvari almayacağım. Pardon. Geri kalanın atlı okçu almak üzereden şuradan şöyle geçiyorum efendim. Nereden başlayalım? Şöyle Karalli'den başlayalım. Dinar'a uğrarız. Dinar'dan da aşağı doğru ineriz. Zaten biz oraya gidene kadar Sturge bize kesin bir savaş açar. Ondan eminim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Tarkan ufak ufak oturdu zaten biliyorsunuz. Yolunu aldı. Ordusunu tutturdu. Bir namı var, bir ismi var. Elinden geldiğince koşturan masum Tarkan kurdun intikamı diye diye bütün ülkelerin anasını ağlattı ulan. Arkadan canavar gibi kızımız geldi. Asena bir okçu, bir okçu. Bir okla 5 kişi alıyor. Koydun indir o şerefsizim. Hemen şuradan atlı okçularımızı toplayalım abi. Hani elimden geldiğince düz atlı okçu da almak istemiyorum. Arada olmayınca veya fark etmeyince kaynayabiliyor. Düz atlı okçu da alıyoruz. Kaan muhafızına da gidiyoruz. Bakalım. Mesela bunlar Torgudular. Asil'in oğlu. Bunları al abi. 315. Süvari almayacağım demiştim. O yüzden almıyorum. Ulan köyüne uğrayalım. Oradan aşağı doğru gideriz. Bazen yorumlarda okuyorum. Abi artık Katalon kellesini falan al filan. Onun bunun kellesini al diyorsunuz da arkadaşlar. Zaten devasa bir şekilde kelle aldığımız 96 bölümlük koca dev Ivor save'imiz var. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. Şuradan sağdan soldan
etiketlere bir yere koyarım. Video sonunda da zaten muhtemelen vardır. Oradan takip edebilirsiniz. Ivor'da zaten her yayın, her video bildiğiniz üzere bayağı bir yok ediyorduk. Yani bir 50-60 kelleden aşağı kapatmıyorduk videoları. O tarz içerik seviyorsanız Ivor'ı izleyebilirsiniz. Tamamen amacı oydu onun. Ama burada bir daha çok şey kafası. Diplomasi kafası takılıyoruz. Ya en azından kral olana kadar, yani mesul verip bizim krallık seçimine dahil olacağımız zamana kadar biraz diplomasi takılıyoruz abi. Ha oldu da gene ihanete mi uğradık? Bize vermediler mi krallığı? Haydi geçmiş olsun, siz düşünün gerisini. Ama şu an daha çok lordları esir alıp satmayıp kalelerde tutup genelde şey yapmaya çalışıyoruz. Yüksek gelirli tazminatla savaş sonunu bitirmeye çalışıyoruz. Duvarlardan verdik. Okey abi. Bakıyorum. Hatta okçuları vermek istemediğim için bunlardan vermişiz. Okeyiz abi. Sıkıntı yok. Olduk mu gene size 365 kişi. Şimdi ben buradan çıkarım abi. Buradan nereye gideriz? Ah bu yazı almışlar zaten. Belli. Landia'nın çok fazla ilerleyebileceğini düşünmüyorum ya. 10k olmuşlar yine. Bunlar da güçlü. Bunlar da güçlü. Tutsak sayısı fazla. Vlandia'yı dövmemiz lazım maalesef. Gönlü isterdi ki Batanya ile kapışalım ama Vlandia'yı dövmemiz lazım. Kuzdukan Rotos'u kuşatıyormuş. Okey. İmparatorluk bu ikisinin arası zaten dayak yiyip duruyor. Yakında şu Sanepo'ya zaten saldırırız. Biz gidelim abi, mekana gidelim. Rahan kardeşim Kuyaz'ı kuşatıyormuş. Güzel güzel. Az asker vardır orada. Ortusya zaten bizde. Şöyle mix bir savaş yapalım. Biz de şuradan Gorontor Kalesi'ni alalım. Daha sonrasında şöyle ufak ufak Lageta'ya falan yürürüz. Hadi bakalım Tarkan Reis. Bir mod daha gördüm geçen. Onda da şöyle bir şey var. Acaba bizim bu çapulcu save'ine eklesem mi diyorum. Hani eşkıya alacağım save'i. Bazı şehirlere girip çete liderli olan ilişkinize göre mafyacılık tarzı böyle haraç kesebiliyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir şehire girip orada dolandırıcılık falan, böyle Şahap'tan falan hakimsiniz onlara zaten. Dolandırıcılık, efendime söyleyeyim, yan kesicilik, tehdit etme, haraca bağlama, atölyeleri falan, o tarz şeyler de var. Bir bakacağım, eğer bizim şu şey moduyla çakışmazsa, nasıl desem, bu işte yağmacı moduyla çakışmazsa savaşıyoruz mu gülüm? Geleyim. Kaç asker var? 102. Asker atayım. Çok kayıp verir miyim? 8. Okey. Dediğim gibi eğer o modla çakışmazsa ikisini bir yürütürüm. Çok da güzel mixlenir. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen belirtin efendim. O tarz bir şey yapabiliriz. Öyle bir şey geldi aklıma. Tamam, zaten verdiğimizi geri aldık baba. Sıkıntı yok. Yardım da etmiş olduk buraya. Ordu da, onların ordusu da az asker kaybetti. Tamamdır. Şimdi burada şuna doğru yardım edelim. Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. 739 kişi. Tepelik alan. Sıkıntı. İnşallah güzel map verir. Çok kötü map verecek ya. Ordumuz da iyileşmemiş daha. Haydi bakalım ne yapacağız. Lütfen güzel map ver. Lütfen güzel map ver. Lütfen güzel map ver. Lütfen güzel harita ver. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Tarkan'ı yolda bırakma. Fena değil diyelim. Okey. 205 attı okçu, 79 süvari. Şimdi biz burada 300'e yakın kişi olabiliriz. Ama benim bir özel destek kuvvetim var arkadaşlar. Bunu sizler de biliyorsunuz. Yaptığımız bizim. Kendi çapımızda henüz daha çok büyük bir kanal olmadığımız için bunu rahatça yapabiliyoruz. Etkinlik eğlence oluyor bize de.
Kendi çapımızda yaptığımız bir etkinlik var. Nedir bu? Benim özel elit birliğim var. Elit birliğim kimler mesela benim? YouTube yorumlardaki can alıcı askerlerim. Kim mesela? Ahmet Can Kopuz. Çok tatlı bir yorum yapmış. İzliyorum sürekli videolarını. Beğeniyorum. Yorum yapmayı unutuyorum Ahmet abi. Sen de kilitliyorsun bizi, izletiyorsun vallahi demiş. Teşekkür ederim. Yorumunu da beğeniyorum Ahmetçim buradan. Bu arkadaşlar bizim elit askerlerimiz. Kim bunlar? Ahmet Can Kopuz, Selçuk Uzun, Satürn'ün plağı, Viski Korkmaz, Limonlu Pekin Ördeği, Musab Bey, Battal Bahar, Berat Akalın, Sterlin, Talha Yıldız, Yener, Ufuk Barkın, Beytül Hikme, Burak Güney, Emre Kaplan, Yavuz, Utku Kaçak, Talha Yıldız okumuş olabilirim. Ahmet Bektaş, Gamer Boy, Ahmet Bey 03, Ali Agayev, Gökhan Yıldız, Selçuk Uzun, Son Söz, ismini söylemeyeceğim, o takım adını söylemem. Koraplıt, Berkan Koçan ve Arda Çalışkan gibi birçok askerimiz var. Biz de bu askerlerimizi yorumlarda alıp oyuna dahil ediyoruz. Kendilerine at dokşu yapıyorum bu sefer. Bakalım onların gücüyle birleştirip neler yapabileceğiz. Hep beraber görüyor olacağız. Şimdi öncelikle spawn avantajı bizde. Ve şöyle tepelik bir arazimiz var efendim. Bu ne demek? Şimdi tepelik arazide at okçularımızı şöyle yerleştirdiğimiz zaman bir süvari bonus damage'ını yemeyeceğiz. Öyle bir avantajımız var. Çünkü yukarıda olan bizi süvariler ağaçlardan dolayı da hız damage'ı atamayacak bize abi. O yüzden burası kitle alanmış. Okey. Süvarilerimi arkaya yerleştiriyorum. At okçularım burada. Hatta bir tık daha öne alacağım. Karşı taraf geldiği zaman ne güzel bağırdınız lan. Yankı yapıyor. Oy neyse. Bölmeyeyim. Tepelik avantaj bizde. O yüzden biraz rahatız burada. Bunlar bizi yukarıdan aşağıdan puşlarken çok rahat ok atabileceğiz. Süvari damage yemeyeceğiz dediğim gibi. Ve saldırırken de biz yukarıdan aşağı ineceğiz. Spawn avantajı da bizde. Bizim askerler burada kapışacak. Bizden eksik olunca şuradan gelip arkalayacaklar. Ama onlar ta ebesininkinden gelecek. O yüzden bu savaşı tahminimce 30-35 kayıpla gideririz. Hazır diyorum ve savaşa başlıyoruz efendim. Oy ne güzel yan kullanıyor. Şimdi şu gelen 5 kişi içinde lordlar oluyor genelde. Ben şunları bir kafadan keseyim arkadaşlar. Ordunun moralleri düşsün. Gelin bakayım aslan parçaları. Bu değil. Bu lord değil. Şu önde giden lorddur muhtemelen. Atı farklı gibi duruyor. Dur bakalım. Evet, Zavuna bir lordmuş. Nereye kaçıyorsun oğlum? Aa, vuramıyorum. Ama. Aha sen yavaşladın, seni gördüm oğlum. Yüreğin yetiyorsa çık lan karşıma. Evet bu değilmiş. Gel. Bu da değilmiş. Tamam bir tane lord vardı geldi denk geldi. Yapacak bir şey yok. Ordular yetişiyor mu? 300 metre diyor. Oo geldiniz mi? Ha siktir. Ya çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Sıktıracaktım ben. Atak kes vermiştim ya. Allah'ın cezası ya. Neyse. Gene tepelik avantajı var bizde. O yüzden çok rahat alırız burayı. Çok temiz alırız. Bunlar sıkmasın baba. Batanyalıların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Zırh konusunda çok zayıflar. Okçuları efsane vuruyor. Aynı zamanda melee silah da kullanabiliyorlar. Deli gibi. Saçma böyle bir mızraklı askerleri falan var. Ve çok sapık bir piyadesi var. Aynı Sturgia'daki Saf Yaran gibi hayvani bir kılıcı var ve 3. seviyede oyunun en çok damage çıkaran piyadesi olarak geçiyor. Sıfır zırh gibi bir şey, çıplak gibiler. Ama elindeki kılıçla vurunca bir 60 falan vuruyor, 70-80 falan vurduğu oluyor bazen. Batanya Orakçısı diye geçiyor bunlar. En önden koşarlar hemen zaten. Onlardan yememeye bakın abi savaşlarda. Yamultur hakikaten can sıkar yani. Evet biraz fazla kayıp verdik düzensizlikten dolayı.
Şöyle yapacağım. Çıkın abi tepeye. Gelsinler, düzensiz gelsinler. Ben geriye. Dön bas abi şimdi. Dön bas, dön bas, dön bas. Okçuluğum gitmiş ya. Hiç ok atamıyorum arkadaşlar ya. Ben daha iyi ok atardım normalde. Bu el biraz 30-40 kayıp vermişiz. Fazla verdik. O da benim tamamen acemiliğime geldi. Çok daldım o gelenlere Lord keserim diye. Ordunun yakın olduğunu fark etmedim. Yoksa 30 bile kayıp vermezmişiz. Böyle 15-20 kayıpla falan hallederdik biz bunları. Tamamen benim acemiliğim bu arada. Hiç fark etmedim. Muhabbete daldım. Siz de unuttum. Öldün ki. Hadi oğlum. Gelin bakayım koçum. Siz bana daldınız. Hayırdır amına koyayım. Bunları alıyorum. Tutsaklarımı alıyorum. 60 kişi gelişmiş. Onları hallediyorum. 25 tane asker toplayacağım. Bunları alıp gerisini orduma bıraktım. Onları da ne yapıyorum abi? Gel şuraya hazır yakınken. Piyade olarak şey olarak süvari olarak alalım. Zaten imparatorluk köylerine yakınız. Viglajemiz. Peki ver abi. Atımız vardır bizim. Hallederiz. Rostov Kalesi'nin yeni sahibi. 45, 98, 99, 100 vereyim. Sen ilişkiyi bayağı bir yükseltek abi. 89 oldu. 93, 90. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Böyle yeni gelen lordlara da nüfuzunuz varsa fazladan basın baba. Bu da zaten nüfuzunuzu güzel bir kullanma yöntemi olur. Nüfuzu sadece karar vermek için değil, lordlarla ilişkinizi geliştirmek için de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz böylece. Vigdalları alalım. Bunlar zaten elit birliğe dönüşüyorlar. Orada zaten ordumuz bir toparlanmış olur. Şu iki köye doğrayım. Şuraya uğrasam çok gecikir miyim? Yok gecikmem. Alttan döner giderim. No problem. Nema problem. Da şuraya uğrayayım önce. Belki vigilaları da atabiliriz. Gerek de kalmayabilir yani. Eğer toplayamazsak çıkmazsa vigilaları kullanırız. Tarkan save'i güzel oldu. Çok rahat oldu ya. Ben bu kadar kolay ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum şahsen. Maalesef büyük krallık olunca da çok bildirim geliyor. Bilgi geliyor. Uğraşmak bir takım yoruyor maalesef. Evet, 85 yaralımız var ve bizim doktorumuz yok. Doktorumuz öldü. O yüzden de biraz kayıp veriyoruz. Şu Amitats'a falan geçerken bakayım, bir doktor falan bulursak alak ya. Hatta şuradan bir bakalım. Cerrah Avigos. İmparatorluk şeyiymiş. Sanepo'daymış. Ah be oğlum. Aton ölmüş. Avigos. En son Sanepo içinde görülmüş bugün. Sanepo nerede? Burada yakın. Abi gidelim alalım ya. Vallahi doktorsuz şey yapmayalım. Bakayım alimlerde var mı hatta? Alim. Değil. Bilgiçler genelde şey oluyor da alim olmuyormuş. Cerrahtı galiba ya. Doktor yasak çıkar mı? Yoktur herhalde doktor olmamak. Kahramanlar diyelim. Şöyle bir okuyayım. Canlı diyelim.
Böyle de çıkmıyor galiba. Sıralama türü. Ha. Yok böyle Bulamam ben bu konu, buralara hakim değilim çok. Evet yakınmışız ya, alalım biz bunu geliştiririz zaten. Rosos Kalesi'nde kuşatıyorlar bu arada. Oraya bir yardıma gidelim önce o zaman. Abi Han'a git. Cerrah'a Vigos. Konuşalım. Gel koçum. Seni bir de ben giydireyim. Senin arın ben iyi tutarım. Merak etme. Cerrah'a Vigos. Ne koçum. Rahat ol. Baba seni iyi giydirecek. Seni tank yapacağım oğlum. Tank tank. İyi zırh yok gibi duruyor. 36 15 34 10. Şunu verelim. Satarım olmadı ya. Ne kadar ki bu? Satarız, sıkıntı yok. No problem, no problem bro. Ver şunu. Ver kolluğu. Ver bir de bot. Ver şunu da giydir. Tamam, senin sadece göğsünü değiştireceğiz. Geç, bu silah olmaz sana koçum. Sen bizim ordudasın artık. Böyle şeyleri unut. Baba ok taşıyamıyorsun. Yani at binemiyorsun. Ne yapacağız biz sana? Katır mı vereyim altına amına koyayım? Al yük beygiri verem de biraz öğren. Sana bir iyi çelikten dövülmüş mobilyon mu versek, normal mobilyon mu versek bilemedim ama. Ne var? Al bakalım bunu abi. Kılıcı da bırak, şunu al. Ondan sonra bir baba bir kalkan sana. Ondan sonracığıma bir de şöyle zıpkın verelim. Fırlatırsın babuş. Tamamsın ya, zımba gibisin amına koyayım. Bize bir 370K'ya patladın ama haberin de olsun yani bu konu hakkında. Derken gıdamız azalmış baya. Abo. Ben gıdaya hiç bakmadım bile bu arada ya. Böyle çekelim bütün gıdalardan bir miktar ama yetmiyor. Yani biraz daha almamız lazım maalesef. Bunları satalım abi. Okeyiz. Ben falan çıktım. En yakın şehir Amitats'a doğru gidelim. Ben bu arada şeyi yapmayı unuttum. Şuradan kendimi yaşayıcı. İzcimi seçmedim. Cerrahı seçmedik. İlgiç seçmemişiz. Bunları hep unutmuşuz arkadaşlar. Bunların çok büyük avantajları var savaş içerisinde bizlere. Orduda bir kişi eksik sadece. No problem. Kaç tane şey kaldı? 16 tane acemi kalmış. Okey, sıkıntı yok. Böyle bir Amitatsu uğrayalım. Hatta gelmişken şuradan bir... Ula dur. Aa, tahıl alayım gelmişken. Tahıl köyü var burada ya. Ürün al. Çek abi tahılı. Peynir de varmış, onu da alalım. Ekmek yapar, ekmek arası peynir yeriz ha. Burayı abi git. Ortasıya da saldırıyorlar aslında. Nasıl yapsak bilemedim. Çek abi. Çek 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 çek. Ne varsa çek. Parayla ilgili sıkıntı yok. 15. Öde geçen buna koy. Boş ver. Ah şundan varmış. Oh 99. Neymiş la bu? Neymiş la bu? Sen ya kızım ya. Aynı ben. Bu da at dokçu. Bunu da bilerek. Bu da at dokçu. Bunu da hafif yap. Bak detayı gördünüz değil mi? Bak süvarileri sağlam yapıyorum. At dokçuları hafif yapıyorum koşabilsinler diye. Bunda da ok var. Bunu da geçtim. Bak gezgin var değil mesela. Buna vermişiz babayı. Şununla şunu değiştirelim. Şunu bırakalım abi. Gıdamızı da aldık. Buradan Ortizse'yi savunmaya gidelim arkadaşlar. Rosos Kalesi'ni artık bizimkilerden biri savunur diye düşünüyorum. Yani artık herhalde. İnşallah. Yani umarım öyle olur diyeyim en azından. Oo, bunların ordu da almış burada. Güzel. Güzel güzel güzel. Şu zırh içimde kalmıştı ya. Vallahi içimde kalmıştı şu zırh. 260K ver gitsin, bir şey olmaz. Tam bir katafrakt olmadı mı arkadaşlar bu? Bence tam bir katafrakt şu anda.
Ticaret dedim, gıda da alalım, unutmayalım. Tamamız. Tamam, gıdamız bayağı var. Bu bize iyi yeter. 2K gıda var. Hop, birden döndüm buraya. Hop, şaka yaptım. Şuna yetişirsem hepsini alırım. Güzel. Bunlarla dolduralım orduyu baba. Herkes atlanasın satayım. Hiç sıkıntı yok. Bırak şunları da orduya. Dön abi, dön. Ortusu almamız lazım. Dön. Rosos Kalesi'ni sal. Kendimizde olan bir şehri vermeyelim. Yeni alınan bir yeri zaten bir şekilde geri alırız abi. Sıkıntı yok. Ufak savaşlara girmiyorum. Biliyorsunuz zaten az çok tarzım artık. Ordumu geliştireyim hemen. Bunları da bıraktım. 124. Sizle uğraşacağım da baba. Sizle uğraşmadan önce şuraya yardım etmem lazım benim. Evet. Babalar girdi. Haydi bakalım. Şimdi bu savaşa girilir abi. 1100'e 900'e buna girilir. Hep beraber dalıyoruz bu savaşa. Mükemmel bir pozisyon bu arada ya. Gel abi en yukarı. Benim süvari buraya gel. Hazırız abi biz. On my flank abi, gelin ben de. Tıkmayın abi. Tıkmayın. Darlayacağız onları, mahvedeceğiz burada. Gelin şu yukarı. Tarkan geldi ulan. Tak abi, her şey serbest. Yapıştırın geçin. Bak bunlar var ya, ölüm mangası. Bunlar ölüm mangası. Bunları kes. Batanya fiyan şampiyonu. Çok kalabalık hem de. Delik deşik ederler arkadaşlar bunlar. Aman 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 aman. Kes 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 kes. Boz açılarını kes. Bunlar haşat eder adamı, haşat. Çok güzel pozisyonda yakaladık adamları bu arada. Çok mahvoldular. Bak orakçıdan yedik mesela az önce. Bak görüyor musun? Bak bak şu 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 şu. Şu ol ışık, bak çok pis vurur onlar. Onlardan dikkat edin onlarla savaşırken. Ananı sikeyim. Dediğim oldu işte. Kapık orospu çocukları sizi. Şişe bak nasıl kovalıyor. Deli amına koyayım. Çok güzel pozisyonda yakalamışız ya. Çok kalabalığız. İçinden geçeriz arkadaşlar. Ulan gittik gene, bizim adam vurduk ya. Ben neyse, çok atlayıp zıplamayayım. Canım da az. Daha önce yedik bu boku çünkü. Böyle takılalım abi biz. Ok atak geçerken. Belki bizden birine vurmadığımız bir an olur. Seni gördüm. Tararit. Tararam. Erkan geldi ulan. Şu an atlayamıyorum. Canım az. Ama attan atlar. Hepinize zıplarım ulan. Yat köpek. Bir de vurabilsem. Aa! Bir baltayı öldürdü ha. Ben öleceğim ya. İçime doğdu arkadaşlar. Ben net öldüm bu arada kesin ya. Eskisi gibi vuramıyorum artık. Tarkan reis de bir yaşlandı. Arada böyle headshot falan koyuyoruz kafalara da. Eskisi gibi refleksim yok. Neydi o genç Tarkan 20'li yaşlarda? Dağdan dağa atlayıp ok sıkar kafa atardı ya. Headshot atardı herkese. Baksana şimdi vuramıyor Tarkan. Yine gidip ha, bizimkileri daha çok vuruyorum ha. Ben savaşmayayım daha iyi ya. Ben harbi ok sıkmayayım. Böyle tipisi. Böyle bir refleks de yok yani. Geçerken tak diye. Güzel de öldük. Güzel. Bizim kaç kaybımız var? Ananı sikim. 42 kişi bizden gitmiş sadece. Abo çok fazla. Bu kadar olmamalıydı. Komutanım böğün asker kesiyoruz mu?
orduyu bir şey esirleri bir bırakal yapalım. Güzel, iyi esir aldık. Kaç kişiyiz? Bir 30, 40 kişi, 44 kişi daha toplamam lazım arkadaşlar. Şunları bırakacağım orduya ya. Gelişsin herkes iyice, en üst seviyeye gelsin. Arkanın gene bir şey gelişmiyor anasını satayım. Senam ya, kızım ya. Hemen şu şehre girelim. Zindana git. Hazır burası boşken şunları bağışlayayım ben. Bunlar bir güzel burada kalsın. Dalacaklarsa buraya dalsınlar. Hallederiz her türlü. Ulan o kadar lord verdik. Gerçekten 90 şey mi verdin ya? Püf sana. Abi hana git. Demir göz tuğul demiş. Ezgin. O bu lord. Bundan iyi lord olur. Bir tane daha bulduk. Mazlum. Şimdi bakalım şuradan abi. Diğer diyelim. Üyeler diyelim. Tamam. Baharat tüccarı larından biri yanımda var mı hiç bakayım bir. Baharat tüccarlığını salıyorum artık arkadaşlar. Artık baharat tüccarlığını salacağım. Onu nasıl yaparız en yakın? Asgara falan gitmemiz lazım. Bu lordlardan almamız lazım arkadaşlar. Burada artık baharat tüccarlarının bir etkisi kalmadı. Artık ticaret yapamıyoruz biliyorsunuz yani. Çok bir işimiz kalmadı parayla. O yüzden baharat tüccarlarını salacağım. Şimdi ben öncelikle şu Kuyas tarafına bir gitmek istiyorum canlar. Batanya'dan barış teklifi gelmiş. Okey abi. Haraç da alıyorum şu. Kafi. Ölmedin bir Mesuya artık ya. Batanya'da barış yapalım ki bulan diye rahat dövelim. Ama şimdi siktim sizi vuran diye. 197 askerim var içeride oğlum. Ama sen hızlı toparlanıyorsun. Senin ve bir sürü ordun var şurada olduğu gibi. Şimdi bunu ben kendi tarafıma çeksem. Aha. Çok. Oh, 126 ile kritik başarı. Oy. Koydum. Kaç istiyorsun? 1.300. Gel lan. Neresini aldık? Yine çarası aldık. Anasını satayım. Bunu alalım. Savaşma, 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 savaşma. Hayır, hayır. Savaşmasana oğlum ya. Alacaktık adamı ya. Konuşabiliyoruz mu? Dur bakalım. Yok, konuşamıyoruz. Şöyle asker kapasitesi yüksek seviyeli. Mesela Urundulf'un ordusu. Bir gidelim Urundulf'a abi. Bakalım konuşabiliyoruz mu? Helal ya, kral ya, bize geldi ya. Adam adam. Yapacak bir şey yok abi. Konuşmuyorsan benimsin. Sen istedin bunu Koçero. Evet, 50 kişi almamız lazım arkadaşlar. Bunu maalesef şeyden alacağız. Bu taraftan alacağız. Harunak şu Kuyaz'ı kuşat bir. He ya Tosun'u. Ben de bir şuraya gideyim bir Askar'a. Selam çakalım. Güzel oldu. 1 milyon falan harcadık ama 1,5 milyon. Şurayı aldık. Bir şöyle Usanç şuraların sahiplerini falan alsak çok güzel olur. Malgun ya bebeğim benim ya. Ağa çarası kuşatıyor şöyle eşekler. Güzel bizimkiler Kuyaz'ı aldı. Çok temiz aldılar hatta. Bayağı aldılar. Zindana git abi. Tak Tomut'u bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Tamam de. Bunları alayım hocam.
Bunları da alalım. Tamam. Şöyle diyelim. Geldim buraya. Handa şunları sattım. Ticaretledim. Varsa boş bir şeyler bırakıyorum buraya. Evet, atlar bitmiş abi. Atlar bitmiş hocam. Savaş atımız var. Normal at kalın. 2300 kostur. Obo, bu ne amına koyayım? Yük beygiri falan. Sen bize şuradan biraz yük beygir ateşle ya hoca. 1500 tane hesabı. Bunları da ver abi. Ben bunları bir zulalayayım ya. Tamam. Geri geldim. Yok şeye bakacağım. Özür dilerim. Tamam, burası artık iyi durumda abi. Sen gel. Hala git. Tamam. Bir tanesini ben birliğime bir alayım. Çünkü onu göndereceğim. Hatta şöyle yapayım. Birlikler. Birliği dağıt diyorum. Birliği dağıt diyorum. Kenti yönet. Ha, onlar daha gelmemiş. Onlar bir kendilerine gelsinler. Biz de şuradan geçip askerleri toparlayalım. 20 küsür daha alacağız abi. Bu yazın yeni sahibi. Ver bakalım. 89, 64, 12 mi? Bunu da geliştireyim ben. 84, 59, 57. Tamam, bunlara iki tane daha vereceğiz mekan. Toparlayacağız abi kendimizi. Bunlarla ilişkimizi geliştirmek için yeni yerleri fethetmemiz lazım arkadaşlar. Ver abi atlı birlik. Tamamdır. Buralara geçelim abi. Ya görsem birkaç lord alacağım direkt, hani şey yapacağım. Konuşacağım. Hop hop hop, araya kaynama eşek. Geç kenara geç. Şu benim kalelere uğrayayım. Bir iki şu köylere de yok ya, gerek yok. Ugba'ya gel, Ugba'ya. Sanalaya bakalım. Şurada güzel lord varsa alalım yanımıza. Şey yoldaş. Yoksa devam abi. Geç, bundan iş olmaz. Bundan da iş olmaz. Bozluğundan da iş olmaz. Dişi panter. Keşke ismin gibi özelliklerin de olsa. Yalnız istene. Ah be abi. Kıyamam. Gıdamız güzel durumda. Aa, biz Asgari yük beygirlerini koyacaktık arkadaşlar. Onları unuttum ben ya. Neyse, şimdi çıkar bir daha koyarız, olmadı. Yakacak bir şey yok. Hızımızı düşürür zaten, baksanıza. Tamam. Şu Ugba'nın öbür köyüne de uğrayalım. O yük beygirini bilerek aldım. Çünkü bazen her yerde yük beygiri çıkmıyor. Ulan en azından dara düştüğümüzde ordu da alınca gideceğimiz yeri bilek yani. O yüzden aldım. Abi çok yavaş oluyoruz. Bir gideyim bırakayım da arkadaşlar. Oradan akalım savaşa sonra. Ama Kuyaz'ı da kuşatıyorlar. Geri alacaklar ya. Baba Harunak, sen çık yukarıyı savun. Mesui zaten buralarda. Ulman'ın ordusu da buralarda. Ya sen buna git, bu buraya gitsin amına koyayım ya. Orada bir amatörlük yaptık. Atları unuttuk üstümüzde. Bak geç kaldık savaşa. Yük beygiri bırak baba. En yüksek kaç oluyoruz? 4.2. Ama biraz daha azalt abi. 200 olsun. Bak abi, 300 daha uzaya. Bak dalgamıza şimdi. Aa bak işte, geç kaldık. Ay ananı avradı. Sikip. Ah. Gitti şeye, anasını satayım artık. Geçmiş olsun. El bir şehir çok el değiştirirse böyle oluyor arkadaşlar işte. Ondan sonra bir daha da dikiş bağlamıyor. İsyancılar da kalıp kalıp duruyor. Alıyorsun, isyan çıkıyor. Onlar alıyor, gene isyan çıkıyor. Ama ben alıyorum, bir daha isyan çıkıyor. Böyle bu iş. Bu yaz artık piç oldu. Orayla hiç uğraşılmaz abi.
800 kişi var burada. Ben bunlara dalarım arkadaşlar bu arada. Sadece önden bir oradayken bu Türk onları dinlemeyeceğim diyor. Okey. Ben bunların bu kuşatmasını şuradan bir kaldırayım. Toprağı var mı buralarda? Bakayım. Ters yerlerden toprakları olmasın da. Bak bunlar sinek. Bunların ordusu falan yok. Ben şimdi şuraya saldırınca muhtemelen bunlar kuşatmayı kaldırıp bana gelirler herhalde diye düşünüyorum. Diyecekken hemen arkadan bir tokat şu arkadaşlara. 191 savunan var. 178 savunan var. 160 kaldı burası. 150 kaldı. 100'ün altına indi mi dalarım. Selamünaleyküm. Ya hadi savaş falan diye gelin bakalım. Ulan bu yazın da askerlerini de biz yönetiyoruz ya bir danasını satayım. Yönetmemiş tamam. Gece savaşı lanet bir yer. Fena değil ama. Bunları şöyle alacağım. Bizim elemanları da şöyle alacağım. Gelsinler bakalım abi. İyice gelsin herkes. Horsebowman! Lower arrows! Şurada bekleyin babasız. Geliyor mu lordları? Geliyor. İki tane geliyor abi. İki tane gelen lord var. Hemen onları bir tokatlayalım. İkisi birden. Hack'te. Hack'te. Güzel. Arkan gene yok ediyordu. Tek başına süvarilerin arasına daldı. Hua. 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 Okçular abi okçular. Şunların ben pozisyonunu bozayım. Alabildiğin kadarını al. Alamadığının pozisyonunu boz, sıkamasınlar. Çünkü eşeğe ulaşacaklar. Oldukları yerde çok güzel damage çıkartıyorlar abi. Bir de sıkabilsem, bir de sıkabilsem, ah bir de sıkabilsem. Gibi atamıyorum ya. Çaprazdan geçerken iyi atıyorum da arkama dönerken tam yana atamıyorum ya. Güzel abi tokatlayın. 30 kaybım mı var? Ananı avradını sikeyim. Çok kayıp. Tatlok şunun az olması. Bak bunu nasıl vuramazsın mesela, anladın mı? En kolay vurması gereken yerlerden biri. Bak gene kaçırdı. Ananın amı.
Neyse güzel. Ordularını hiç ettik. Güzel loot alacağız bu arada buradan. 1000'lik ordu, 900'lük ordu falan da çünkü bunlar da aldığında. Hemen pozumu veriyorum. Yukarıdan avarların bayrağının pozu. Bokat. Oy, oy al hepsini, al al al. İyi loot çıktı buradan. Güzel para kaldıracağız. İzleyin şimdi. Çek baba çek. Hemen kuyaza girmem lazım. Girdim. Ana git. Kurulacak videolerin şeyini seç bakayım. Gönder hepsini. Al lordları sadece üstüme. 21k buradan arkadaşlar. Sarı sarı oldular ya bir de. Ham bölgesine gidelim bakalım. Var mı burada güzel lord? Kimsesiz var burada. Fena değil gibi. Şahin var. Zayıfmış bu. Kimsesiz tulak. Bundan güzel atlı okuç olur. Bir de kuzey et. Bizim o tarafta alıyorum ben bunu abi. Lan dur. Adamla konuşuyorduk ne güzel. Aa önce şey yapmam lazım. Özür diliyorum. Pardon. Bir dakika bir dakika. Kafam karıştı. Şöyle yapacağız abi. Baharat tüccarı Nus. Şimdi öncelikle şu silahları sat. Bunları sat. Şöyle yapalım. Bu 38, bu daha iyi veriyor. Şunu bir kitle. Şunu bir en düşüğe göre sırala abi. Dur seni çok da çapulcu yapmayalım. Güzel bir şey verelim sana. Aynen. Yok öyle güzel kıyafet fazla. Şunu al. Bunu bırak lan. Kolların düz olsun işte. Çakal. Tamam. Dursun. Satacağız. Dursun. 15'miş. Bak şu dur. Bir dursun şimdilik de. Olmadı öyle veririz abi. Silahları aldık zaten değil mi? Çek abi bunları güzel üstümüze. Atın. Dur. Atı da şöyle yapalım. Şunları da bir ver abi. Aa satamıyorum ha. Tamamdır. Ver baba atını bana zırhını falan. Tamam. Şimdi şu kitleyeceklerimizi kitledik. Gerisini veremeyeceğim zaten muhtemelen. İçeride çünkü para bitecek. Tamam. Okey okey sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya. Baharat tüccarı neredesin balım? Ha şöyle yapmamız gerekiyor. Çık. Birliğe gel. Tıkla konuş. Emekli olma vaktin geldi dostum. Aynen öyle. Çünkü senin yanında kimsesiz kulağı alıyorum. Şimdi tekrar geldim. Oyunun bu Barbie bebeği kısmını seviyorum ya. Gerçekten hoşuma gidiyor abi. Bak. Fena değilmiş. Oy bu da iyi zırh ha. Ver şunu şunu giysin baba ya. Oh. Bu full lag ya. Bu neymiş lan? Abo güzelmiş ha. Neyse dur şunu giysin. Da şunu verek. Çok fark var mı arasında? Anasında mı kadar fark varmış? Tabii ki var. Buna bir M'ye yakın para harcayacağız böyle giderse. Ama seviyorum arkadaşlar. Yani oyunda parayı ne için kasıyoruz zaten? Ne yapacağız? Neye kullanacağız anasını satayım? Bunları kullanmadıktan sonra. Bakıyorum kolluklar falan bizimkiler daha kaliteli duruyor. O yüzden şimdilik bunları vereceğim. Tamamdır. Şunları kilidini aç.
Geriye kalanları sat abi. Zaten bayağı bir miktar geriye aldık. Babacım at durumun ne? Çok iyisin. Mükemmelsin. Sana o yüzden Sturge avcı atı artı. Şimdi anlarım ben senin durumunu. Ok kullanıyor musun? Mükemmelsin abi. Çok mükemmel. Güçlü kabiliyor. Bu neymiş lan? Dur bakalım. Şunu bir tak. Ha, bizimki daha iyi. Stiflenmiş ince ok. Bundan hatta 3 tane ver. Bizim elemanlara da veririz biz. Al abi bizim kalkandan taksa. Satalım. Yine bir kılıç yapalım sana baba. Tamam. Bu hem çifel hem tekel değil mi? Aynen. Buna gerek yok. Senin atın hızlı olacağı için senin zırhının da çok hızlı ağır olmaması lazım. Sen at dokçu gibi takılacaksın babacığım çünkü. Hem süvari hem at dokçusun dayıcığım. Okey bu güzel oldu. Kimsesiz tulak baba oldu böyle. Güzel oldu baya. Evet bir lord daha yaptık kendimize. Güçlü bir asker daha yapmış olduk. Şimdi. Bunları ver abi. Şu bizim elemanların okları yoktu. Onları bir. Ben size nevrilik kılıç vermedim mi ya? Bak baba şunu. Tiplenmiş ok. Gel abi şunu da ver. Bakıyorum. Okları eski olan var mı bizde? Kaldı mı başka? Kalmadı galiba. Aynen. Tamam. Mükemmel. Şimdi. Şunları bir satalım abi bir de üstüne. Bir de gelmişken gıda diyecektim ama çok da gıda kalmamış gibi burada. Var olanı alacağız artık. Sıkıntı yok. 192 harcıyoruz arkadaşlar. 3 milyon paramız kalıyor. Güzel ama dediğim gibi oyunun en zevkli yerlerinden biri abi. Karakter giydirmeden hastasıyım. Seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum artık arkadaşlar. Asker topla dedim. Çok bir şey kalmamış. Şununla bir konuşalım abi şu elemanla. Neyim? Aha buldum 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 buldum. Burada. Şu elemanla konuşmam lazım benim. Kim savaş açtı ya? Kuzey İmparatorluğu ya. Neyine senin oğlum savaş bana? Şurada bir şuna saldıracak gibi. Çıkın la. Hah Vahan gel konuşacağım oğlum. Vallahi bir şey yapmayacağım. Gel la. Gel. Konuşak bir dur. Eşe ol eşeğin ol. Hayvan çocuğu bir dur konuşacağım konuşacağım. Vallahi kesmeyeceğim bir gel. Eşe ol eşek ya. Adram. Penkanok yakınlarındaymış. Kim bu? Adram. Okey. Ha artık kesebilirim seni bu arada. Bunlar yine mi Kuyaz'ı kuşatıyorlar? 86, 49, 57. Şuna vereceğim bu sefer de oyumu. Direkt 90 milyon. Okey. Güzel. Herkes ilişkimizi geliştirelim ki yarın öbür gün krallık seçimlerinde patlamayalım. Yok kuşatmıyorlar. Bug'a girmiş burası. Tamam şu kaleyi ben bir alayım abi. Ver burayı bana bir. Ben de dedim ki arkadaşlar geçen niye benim asker sayım azdı? Yeni fark ettim. Bizim cerrahımız falan yoktu. O biraz sıkıntı yapıyordu bize. Kafa kafeye salırım ben bu arada burayı. Bana bir 800-900'lük ordu getirirler gibime geliyor bu arada. Adrab sen misin? Değilsin. Ha, bu arada aklıma bir şey daha geldi. Yayınlardan falan belki görüyorsunuzdur derken binlik ordu getiriyor.
Nasıl yapalım? Şunu koyalım. Şunu iptal et. Şunu iptal et. Savaşa gireyim öyle anlatayım ben size onu. Yetişmeden dalarım diye düşünüyorum. Yetişemeyecek, yetişemeyecek. Hayır, 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 hayır. Vallahi girdim. Ha ha. Şimdi. Abi buradan bir şey dövemezsin. Sen o yüzden gel. Gel abi sen bana. Baba. Buradan sıkıyorsun dayıcım. Sen de buradan sıkıyorsun. Go abi hazırız. Bu arada onların da katapultu falan var abi. Biraz sıkıntılı olacak gibi. Elimden geldiğince eritmeye çalışacağım. Ama biraz zor bir savaş olacak gibi. Biraz kayıplı olacak gibi. Bir de burada esir düşersek patates oluruz arkadaşlar. Aa alamıyor muyum lan ben seni? Nereye gidiyor okum benim? Aha. Oha. Oklara baksanıza abi nasıl geçiyor? Hücü 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 hücü. Oradan buraya, buradan buraya, şuradan şuraya. Çok fena bir ok savaşı yaşanıyor şu anda. Aa eşyalı eşekler buradalarmış lan. Bizimkiler bir şey değil mi? Yamultuyor yalnız okta. Atımı kendime siper ettim arkadaşlar. Uy havada gidişini gördüm okuna. Fark ettiysen attıktan sonra bakmıyorum bile yani gidiyorum direkt. Katapult yetişelim inşallah yetişir bakalım. Dışarıda olmamıza rağmen çok güzel asker eksiltmişiz bu arada. Nereye gidiyorsunuz lan? Nereye? Hayvan ol hayvanlar sizi. Şöyle giderken eritelim biraz abi. Bizimkilere ne kadar az ok gelirse iyidir abi. O kadar avantaj. Ufak ufak bir bir eritelim. Ne oğlum ya? Düzgün vursana ha. Sapıyla vurayım şuradan seni. Balta uzun ya hiç yakından şeyden kullanmadım. Arkadaşlar bir şey unuttum ben. Bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Atım yok. Atsız Tarkan olur mu hiç? Bir dakika sıkmayın, şerefsizlik yapmayın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen atımı alıp gideceğim.
Siktir lan. Koş. Tarkan geldi ulan. Savurun köpekler. Oh. Oh. Tertemiz, tertemiz aldık bu arada gene. Güzel savaş. Duvarları kırmadan 13 değil 5 kayıpla girmişiz. Duvar kırmadan 5 kayıpla. Çok güzel girdik abi. Mükemmel aldık bence. İçeride enayiler kalmış kaçmaya. Güzel aldık burayı. Temiz oldu. Ha şeyden bahsedecektim. Arada biliyorsunuzdur. Beni ve arkadaşlarımı yayınlarından böyle takip ediyorsunuz sürekli Twitch'te. Crusader Kings 3 diye bir oyun var. Bunu biz çok oynuyoruz kendi aramızda ama yayınlarda çok fazla oynamıyorum. Ha, oynamadım daha doğrusu sadece. Biz sonraki yayında oynuyorduk. Çok eğlenceli bir oyun. Güzel bir oyun ama biraz ağır bir oyun. O yüzden yayında sarmayabiliyor. Ama orada böyle güzel bir karakter yaratıp orası daha çok entrika ve siyaset üstüne bir oyun. Böyle canlı savaşa giremiyorsunuz. Orada böyle güzel bir karakter yaratıp hikayeli falan. Onun hikayesini oynayabiliriz. Çünkü mesela şeyler var. Bilenler için söylemiyorum. Hiç bilmeyenler için tavsiye anlatma malumunda söylüyorum. Bir karakteri oluşturup daha sonra işte çocuğunuz oluyor. Onunla devam ediyorsunuz. Bir çocuğunuz iyi değil belki. Onu verasetten çıkartıyorsunuz işte. Öldükten sonra topraklar bölünüyor. Üvey kardeşinize falan suikast düzenlettiriyorsunuz. Toprakları almak için falan. Böyle bayağı detaylı güzel bir oyun. Siyasetli bir oyun. Normalde oynuyorum. Dedim belki oynarken hani videosunu da çekebilirim. Bu da ayrı bir seri olabilir YouTube'a. CK3 yani Crusader King sevenler varsa yorumlarda da belirtirse sevinirim. Orada da güzel. İsmi, krallığı, geldiği, hikayesi. Kendine öz bir şey yapabiliriz. Onu da oynayabilirim. Çünkü oynarken çok zevk aldığım bir oyun. Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim canlar. İçeriden bayağı bir asker çıktı bu arada. Şöyle alabildiğimiz kadarını güçlülerini alalım. Tutakları da alayım abi üstüme. Ver abi geliştir burayı. Tamam. Bıraktım bunu da orduma. Talan ettim burayı. Devam ettim. Burada kaldım. Kaydımı da alayım. Bu bölümlük bu kadar olsun. Dediğim gibi yetiştirebilirsem gece yayın açarım. Yayında devam ederiz. Yetiştiremezsem bir sonraki gün. Yani cuma günü, cumartesi ve pazar olmak üzere 3 gün üst üste bir yayın patlatır. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.